Alo. Anne, nasılsın? Ne yapıyorsun? Aa, sağ ol yavrum, iyiyim. Mutfakta yemek hazırlıyorum. Aa, kim bilir ne güzel yemekler yapıyorsundur. Ah yavrum benim. Hadi kalk kalk bey, gidiyoruz. Anne. Oğlum. Baba. Bak, senin en sevdiğin yemek. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere, tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Evet, şu anda da evet mercimeklerimiz pişiyor. Tencereye koyduk güzel bir şekilde. Ben de malzeme listemi vereceğim efendim. Neler kullanacağız mahluta, çorbamız, mahluta yemeğimiz için diyelim. Hem çorba hem de yemek diyebiliriz çorba, aslında. Evet. Koyu kıvamlı, böyle taneli olacağı için de yemekte aş diyelim. Evet. Diyelim aş mi? Aş da diyebiliriz. Evet, hadi bakalım. Evet, neler kullanıyoruz? Öncelikle bir adet patlıcan kullanacağız. 2 çay bardağı ıslatılmış kırmızı mercimek kullanacağız. 4 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 5 diş sarımsak, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı da pirinç kullanacağız. Mahluta aşımız, mahluta çorbamız, mahluta yemeğimiz için. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz, hemen malzemelerimizi güzelce bir şekilde sizlere saydık. Malzemelerimizi saydıktan sonra ben de kısaca bir daha anlatalım. Mahluta çorbamız için, aşımız için gerekli malzemelerimiz neydi? Bir adet patlıcan kullanacağız. 2 adet kırmızı biberimiz var. Şöyle biraz da ekşimsi olsun diye ben biraz şöyle taze limon da kullanacağım sevgili izleyicilerimiz. Ve ondan sonra şöyle görüyorsunuz, tereyağımızı kullanacağız. Kırmızı toz biberimiz var ve ondan sonra gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, sarımsak kullanacağız. Biraz fazla sarımsak kullanıyoruz. 5 diş sarımsak kullanacağız. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar hemen gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, pirincimiz var ve nanemiz. Ondan sonra güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi limon tuzumuzu kullanacağız. Şöyle limon tuzumuzu da görüyorsunuz sevgili, bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı kadar limon tuzumuzu. Şimdi hemen ne yaptık? Şöyle bir sizlere anlatalım. Şöyle kırmızı mercimeğimizi ilk önce hemen 2 çay bardağı kadar kırmızı mercimeğimizi ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? 1 su bardağı kadar suyla kaynattık. Onu kaynattıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle limon tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Şimdi Ayşe Hanım, sizlere diyeceğim 4 su bardağı kadar suyumuzu ilave edelim. Bir çırpıcı alayım isterseniz biraz. Evet. Şimdi mercimeğimizi şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, hemen şöyle kaynattık iyice. Mercimeğimizi kaynattıktan sonra şimdi suyumuzu içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeterli herhalde Ayşegül Hanım. Şimdi ilk önce ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? Mercimeğimizi kaynattık. Şu anda mercimeğimiz hazır ve ondan sonra ne yaptık? Şöyle sıcak suyumuzu verdik. Şöyle patlıcanlarımızı ince ince doğrayalım. Gördüğünüz gibi şöyle başladık. Patlıcan, bir adet patlıcan kullanabilirsiniz. Şöyle patlıcanlarımızı önce dilimleyelim. Ondan sonra şöyle ufak ufak doğrayalım. Çok fazla küçük doğramamız gerekiyor. Şöyle minik minik başladık hemen doğramaya. Evet, şöyle yavaş yavaş. Evet. Şöyle patlıcanı güzelce bir şekilde doğradıktan sonra sevgili izleyicilerimiz, diğer patlıcanı da başlayalım şimdi. Onu da aynı şekilde önce dilimleyelim. Ondan sonra tekrardan ufak ufak hemen başlayacağız doğramaya. Mahluta ne demek bu arada biliyor musunuz usta? Ne demek bu Şaşkın Hanım? Mahluta Arapça bir kelime, karıştırmak demek. Karıştırmak evet. Demek. Şimdi ne yapacağız? Biz de böyle hem mercimeği hem patlıcanı hem biberleri güzel bir şekilde karıştıracağız. Farklı bir lezzet çıkaracağız ortaya. İsmini de oradan alıyor. Evet. Şimdi şöyle sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi yavaş yavaş devam ediyoruz patlıcanlarımızı ufak ufak doğramaya. Patlıcanı çok fazla ufak doğramamız gerekiyor çünkü içinde çok fazla belirgin olmamasına dikkat edeceğiz. Onun için şöyle biz de yavaş yavaş patlıcanları ince ince doğruyoruz. Hemen şöyle son kalan parçalarımızı da ince ince doğrayalım. Görüyorsunuz.
çorbamıza. Şöyle. Şöyle yavaş yavaş sevgilicilerimiz hemen güzelce bir şekilde patlıcanları da ince ince şöyle doğrayalım. Gördüğünüz gibi hemen güzelce bir şekilde patlıcanları şöyle doğradık ve hazır. Patlıcanı doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı isterseniz kaşık da kullanabilirsiniz Ayşegül Hanım. Şimdi yavaş yavaş tenceremize ilave ediyoruz. Ekşili mahluta çorbamız için sevgilicilerimiz hemen ne yaptık? Şöyle, şöyle yavaş yavaş mercimeğimizi kaynattık. Mercimeği kaynattıktan sonra şöyle patlıcanları ilave ediyoruz ve limon tuzumuzu içine ilave etmiştik. Şimdi ne yapıyoruz? 5 diş sarımsak kullanacağız sevgilicilerimiz. Çorbamızın asıl özelliği bir ekşi olması, bir de fazla sarımsak kullanmamız. Onun için sizler de fazla sarımsak kullanabilirsiniz. Şimdi sarımsak, 5 diş sarımsağımızı şöyle başladık. Yavaş yavaş hemen doğramaya. İnce ince şöyle. Güzelce bir şekilde bol vitaminli olsun ve güzel olsun diye. Sizler de sarımsağı biraz fazla kullanabilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz hemen ne yaptık? 5 diş sarımsağımızı güzelce bir şekilde doğradık. Şimdi sarımsağımız da hazır. Sarımsaklarımız güzelce bir şekilde doğrandıktan sonra onu da ne yapalım? Şöyle tenceremize doğru gönderelim. Yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. Şimdi onlar yavaş yavaş kaynarken bize ne yapacağız? Şöyle 2 adet kırmızı biber kullanacağız demiştik. Şimdi de biberlerimizi temizleyelim. Çekirdeklerini de bir arındıralım. Onları da tekrardan güzelce bir şekilde tenceremize göndermiş olacağız. Şöyle kafasını alalım biberimizin. Ondan sonra güzelce bir şekilde hemen çekirdeklerini de arındıralım. Ondan sonra ufak ufak ne yapıyoruz? Dilimliyoruz. Hemen şöyle 2 adet kırmızı biberimizi de dilimledikten sonra ekşili mahlutaya şöyle biberlerimizi de hazırlamış olacağız. Evet. Şöyle biberlerimizi de hemen doğradık. Doğradıktan sonra ne yapabiliriz? Şöyle hafif dokunarak da biraz da ufaltabiliriz. Çorbamızın içinde çok aşırı bir şekilde belirgin olmaması için. Şimdi gördüğünüz gibi hemen biberlerimizi de doğradık. Biberlerimizi de ne yapıyoruz? Şöyle tenceremize doğru gönderelim. Biberler de belirgin olsun usta. Şimdi biberlerimizi tenceremize ilave ettik. Yavaş yavaş Ayşegül Hanım hemen onları kaynatıyor. Devam ediyor kaynatmaya. Şimdi yavaş yavaş biberlerimiz çorbamızla beraber şöyle güzelce bir şekilde kaynarken biz de ne yapıyoruz? Ufak tavamızı alalım. Gördüğünüz gibi onu şöyle ocağımıza koyalım. Şöyle ocağımızı hafif bir silelim. Evet. Şöyle. Altını çok az açabilir miyiz? Tabii ki hemen açtık efendim. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde görürsünüz. Tavamızı koyduk. Ondan sonra altını açtık. Ve şöyle tereyağımızı içine ilave edelim. Evet, şöyle tereyağımızı içine ilave ettik ve altını açtık yavaş yavaş. Şimdi başladı güzelce bir şekilde hemen hazırlanmaya. Biz de ne yapıyoruz? Şöyle yarım limonumuzu tekrardan şöyle güzelce bir şekilde hazırladık. Şöyle yarım limonumuzu da hemen biraz da ekşimsi olsun diye ne yapabilirsiniz? Evet, limon tuzu da koymuştuk, evet, zaten. Bu çorbanın demek ki özelliği bol ekşili olması. Bol ekşili olacak. Şöyle hemen limonumuzu da iyice ne yaptık sevgili izleyenlerimiz? Onu da içine güzelce bir şekilde sıktık. Ve mahluta çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi mahluta çorbamız için hemen şöyle bir daha size anlatalım neler yaptığımızı sevgili izleyenlerimiz. Önce kırmızı ıslatmış olduğumuz kırmızı mercimeğimizi tenceremize koyduk, onu kaynattık. O yavaş yavaş kaynarken ne yaptık? İçine patlıcanı ilave ettik, biberimizi ilave ettik ve sarımsağımızı, limon tuzumuzu, limonumuzu hepsini içine ilave ettik ve güzelce bir şekilde kaynamaya bıraktık. Yavaş yavaş kaynarken şimdi Ayşegül Hanım ne yapacak? Tuzunu ayarlayacak. Tamam. Tuzunu ayarlarken ben de şöyle tezgahımı çok hafif toparlayayım. Ondan sonra şöyle diğer işlemlerimize geçiş yapacağız. Şimdi hemen yavaş yavaş şimdi Ayşegül Hanım baharatları da içine ilave ederken şöyle pirinçlerimizi, sevgili izleyenlerimiz, pirinçlerimizi de içine ilave ediyoruz. Şöyle. Buyurun şimdi. Şimdi pirinçlerimizi de içine ilave ettikten sonra yavaş yavaş kaynamaya bırakıyoruz. Güzelce bir şekilde kaynasın ve pirinçlerimizi ara sıra karıştırmamız gerekiyor. Çünkü altına yapışmaması için. Şimdi pirinçlerimizi de içine ilave ettik ve kaynamaya bıraktık. Hey
tek katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Evet, şu anda da evet mercimeklerimiz pişiyor. Tencereye koyduk güzel bir şekilde. Ben de malzeme listemi vereceğim efendim. Neler kullanacağız mahluta, çorbamız, mahluta yemeğimiz için diyelim. Hem çorba hem de yemek diyebiliriz çorba, aslında. Evet. Koyu kıvamlı, böyle taneli olacağı için de yemekte aş diyelim. Evet, diyelim aş mi? Da diyebiliriz. Evet, tabii hadi ki. Bakalım. Evet, neler kullanıyoruz? Öncelikle bir adet patlıcan kullanacağız. 2 çay bardağı ıslatılmış kırmızı mercimek kullanacağız. 4 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 5 diş sarımsak, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı da pirinç kullanacağız. Mahluta aşımız, mahluta çorbamız, mahluta yemeğimiz için. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz, hemen malzemelerimizi güzelce bir şekilde sizlere saydık. Malzemelerimizi saydıktan sonra ben de kısaca bir daha anlatalım. Mahluta çorbamız için, aşımız için gerekli malzemelerimiz neydi? Bir adet patlıcan kullanacağız. 2 adet kırmızı biberimiz var. Şöyle biraz da ekşimsi olsun diye ben biraz şöyle taze limon da kullanacağım sevgili izleyicilerimiz. Ve ondan sonra şöyle görüyorsunuz, tereyağımızı kullanacağız. Kırmızı toz biberimiz var ve ondan sonra gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, sarımsak kullanacağız. Biraz fazla sarımsak kullanıyoruz. 5 diş sarımsak kullanacağız. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar hemen gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, pirincimiz var ve nanemiz. Ondan sonra güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi limon tuzumuzu kullanacağız. Şöyle limon tuzumuzu da görüyorsunuz sevgili, bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı kadar limon tuzumuzu. Şimdi hemen ne yaptık? Şöyle bir sizlere anlatalım. Şöyle kırmızı mercimeğimizi ilk önce hemen 2 çay bardağı kadar kırmızı mercimeğimizi ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? 1 su bardağı kadar suyla kaynattık. Onu kaynattıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle limon tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Şimdi Ayşe Hanım sizlere diyeceğim, 4 su bardağı kadar suyumuzu ilave edelim. Bir çırpıcı alayım isterseniz biraz. Evet. Şimdi mercimeğimizi şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, hemen şöyle kaynattık iyice. Mercimeğimizi kaynattıktan sonra şimdi suyumuzu içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeterli herhalde Ayşegül Hanım. Şimdi ilk önce ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? Mercimeğimizi kaynattık. Şu anda mercimeğimiz hazır ve ondan sonra ne yaptık? Şöyle sıcak suyumuzu verdik. Şöyle patlıcanlarımızı ince ince doğrayalım. Gördüğünüz gibi şöyle başladık. Patlıcan, bir adet patlıcan kullanabilirsiniz. Şöyle patlıcanlarımızı önce dilimleyelim. Ondan sonra şöyle ufak ufak doğrayalım. Çok fazla küçük doğramamız gerekiyor. Şöyle minik minik başladık hemen doğramaya. Evet, şöyle yavaş yavaş. Evet. Şöyle patlıcanı güzelce bir şekilde doğradıktan sonra sevgili izleyicilerimiz, diğer patlıcanı da başlayalım şimdi. Onu da aynı şekilde önce dilimleyelim. Ondan sonra tekrardan ufak ufak hemen başlayacağız doğramaya. Mahluta ne demek bu arada biliyor musunuz usta? Ne demek bu Ayşegül Hanım? Mahluta Arapça bir kelime, karıştırmak Arapça, demek. Karıştırmak demek. Şimdi ne yapacağız? Biz de böyle hem mercimeği hem patlıcanı hem biberleri güzel bir şekilde karıştıracağız. Farklı bir lezzet çıkaracağız ortaya. İsmini de oradan alıyor. Evet. Şimdi şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş devam ediyoruz patlıcanlarımızı ufak ufak doğramaya. Patlıcanı çok fazla ufak doğramamız gerekiyor çünkü içinde çok fazla belirgin olmamasına dikkat edeceğiz. Onun için şöyle biz de yavaş yavaş patlıcanları ince ince doğruyoruz. Hemen şöyle son kalan parçalarımızı da ince ince doğrayalım. Görüyorsunuz. Çorbamız da şöyle. Şöyle yavaş yavaş sevgili izleyicilerimiz hemen güzelce bir şekilde patlıcanları da ince ince şöyle doğrayalım. Gördüğünüz gibi hemen güzelce bir şekilde patlıcanları şöyle doğradık ve hazır. Patlıcanı doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı isterse kaşık da kullanabilirsiniz Ayşegül Hanım. Şimdi yavaş yavaş tenceremize ilave ediyoruz. Ekşili mahluta çorbamız için sevgili izleyicilerimiz hemen ne yaptık? Şöyle, şöyle yavaş yavaş mercimeğimizi kaynattık. Mercimeği kaynattıktan sonra şöyle
patlıcanları ilave ediyoruz ve limon tuzumuzu içine ilave etmiştik. Şimdi ne yapıyoruz? 5 diş sarımsak kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Çorbamızın asıl özelliği bir ekşi olması, bir de fazla sarımsak kullanmamız. Onun için sizler de fazla sarımsak kullanabilirsiniz. Şimdi sarımsak, 5 diş sarımsağımızı şöyle başladık. Yavaş yavaş hemen doğramaya. İnce ince şöyle. Güzelce bir şekilde bol vitaminli olsun ve güzel olsun diye sizler de sarımsağı biraz fazla kullanabilirsiniz. Şöyle. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz hemen ne yaptık? 5 diş sarımsağımızı güzelce bir şekilde doğradık. Şimdi sarımsağımız da hazır. Sarımsaklarımız güzelce bir şekilde doğrandıktan sonra onu da ne yapalım? Şöyle tenceremize doğru gönderelim. Yavaş yavaş kaynamaya devam etsin. Şimdi onlar yavaş yavaş kaynarken bize ne yapacağız? Şöyle 2 adet kırmızı biber kullanacağız demiştik. Şimdi de biberlerimizi temizleyelim. Çekirdeklerini de bir arındıralım. Onları da tekrardan güzelce bir şekilde tenceremize göndermiş olacağız. Şöyle kafasını alalım biberimizin. Ondan sonra güzelce bir şekilde hemen çekirdeklerini de arındıralım. Ondan sonra ufak ufak ne yapıyoruz? Dilimliyoruz. Hemen şöyle 2 adet kırmızı biberimizi de dilimledikten sonra ekşili mahlutaya şöyle biberlerimizi de hazırlamış olacağız. Evet. Şöyle biberlerimizi de hemen doğradık. Doğradıktan sonra ne yapabiliriz? Şöyle hafif dokunarak da biraz da ufaltabiliriz. Çorbamızın içinde çok aşırı bir şekilde belirgin olmaması için. Şimdi gördüğünüz gibi hemen biberlerimizi de doğradık. Biberlerimizi de ne yapıyoruz? Şöyle tenceremize doğru gönderelim. Biberler de verin olsun usta. Şimdi biberlerimizi tenceremize ilave ettik. Yavaş yavaş Ayşegül Hanım hemen onları kaynatıyor. Devam ediyor kaynatmaya. Şimdi yavaş yavaş biberlerimiz çorbamızla beraber şöyle güzelce bir şekilde kaynarken biz de ne yapıyoruz? Ufak tavamızı alalım. Gördüğünüz gibi onu şöyle ocağımıza koyalım. Şöyle ocağımızı hafif bir silelim. Evet. Evet, şöyle. Altını çok az açabilir miyiz? Tabii ki hemen açtık efendim. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle güzelce bir şekilde görürsünüz. Tavamızı koyduk. Ondan sonra altını açtık. Ve şöyle tereyağımızı içine ilave edelim. Evet, şöyle tereyağımızı içine ilave ettik ve altını açtık yavaş yavaş. Şimdi başladı güzelce bir şekilde hemen hazırlanmaya. Biz de ne yapıyoruz? Şöyle yarım limonumuzu tekrardan şöyle güzelce bir şekilde hazırladık. Şöyle yarım limonumuzu da hemen biraz da ekşimsi olsun diye ne yapabilirsiniz? Evet, limon tuzu da koymuştuk zaten. Bu çorbanın demek ki özelliği bol ekşili olması. Bol ekşili olacak. Şöyle hemen limonumuzu da iyice ne yaptık sevgili izleyenlerimiz? Onu da içine güzelce bir şekilde sıktık. Ve mahlutla çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi mahlutla çorbamız için hemen şöyle bir daha size anlatalım neler yaptığımızı sevgili izleyenlerimiz. Önce kırmızı ıslatmış olduğumuz kırmızı mercimeğimizi tenceremize koyduk. Onu kaynattık. O yavaş yavaş kaynarken ne yaptık? İçine patlıcanı ilave ettik, biberimizi ilave ettik ve sarımsağımızı, limon tuzumuzu, limonumuzu hepsini içine ilave ettik ve güzelce bir şekilde kaynamaya bıraktık. Yavaş yavaş kaynarken şimdi Ayşegül Hanım ne yapacak? Tuzunu ayarlayacak. Tamam. Tuzunu ayarlarken ben de şöyle tezgahımı çok hafif toparlayayım. Ondan sonra şöyle diğer işlemlerimize geçiş yapacağız. Şimdi hemen yavaş yavaş şimdi Ayşegül Hanım baharatları da içine ilave ederken şöyle pirinçlerimizi sevgili izleyenlerimiz pirinçlerimizi de içine ilave ediyoruz. Şöyle buyurun şimdi. Şimdi pirinçlerimizi de içine ilave ettikten sonra yavaş yavaş kaynamaya bırakıyoruz. Güzelce bir şekilde kaynasın ve pirinçlerimizi ara sıra karıştırmamız gerekiyor. Çünkü altına yapışmaması için. Şimdi pirinçlerimizi de içine ilave ettik ve kaynamaya bıraktık. Ben sağlıkla, afiyetle, sıhhatle, en önemlisi huzurla efendim bu güzel yemekleri ailenizle beraber tüketin diyorum ben. Geldik programımızın sonuna ama ne diyoruz? İnşallah bu son veda değildir. İnşallah yine aynı saatte yarın 16.30'da komple mutfakta karşınızda olacağız. Farklı lezzetlerle diyoruz, farklı boyutlarla inşallah yine yemeklerimizi yapacağız. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.